Mart ayından itibaren öğrencilerimiz okul yaşantısından uzaklaştı. Dolayısıyla bu öğrencilerimizin birçok alışkanlığını değiştirdi. Ne oldu? Çalışma alışkanlığı bozuldu. İşte sistematik derse girme bozuldu. Türkiye eğitim anlamında online eğitimlerle bu işi iyi yaptı. Gerek EBA üzerinden canlı yayınlarla ama toplum olarak biz henüz buna hazır değildik. Bu nedenle de öğrencilerimizin ders anlamında ve çalışma alışkanlığı anlamında eksiklikleri doğdu. İşte bu eksiklikleri gidermek için de çeşitli kurslara kesinlikle öğrencilerimizin devam etmesini istiyoruz. Biz Haziran ayından itibaren bu işi sosyal mesafeli sınıflarda, seyreltilmiş sınıflarda kontenjanlarımızı azaltarak yarı yarıya hatta 5-6 kişilik sınıflarda eğitim öğretime devam ettik ve başarılı bir şekilde de biz kurslarımızda güvenli bir şekilde öğrencilerimize hizmet sunuyoruz. Kapıdan içeri girer girmez ateşlerini ölçüyoruz. HES kodlarıyla öğrencilerimizi sınıflara alıyoruz. Daha sonra hijyen kurallarına uygun şekilde olan sınıflarımız, seyreltilmiş sınıflarımızda öğrencilerimiz maskeli ve siperlikli olarak, aynı zamanda öğretmenlerimiz maskeli ve korunaklı bir şekilde derslerini anlatmaya başlıyorlar. Kursların her yerinde dezenfektanlar, temizleyici spreylerimiz mevcut. Dolayısıyla öğretmen arkadaşlarımız buna dikkat ederek hizmet sunuyorlar. Okula gönderme, okulda neden okula göndermekte tereddüt ediyorlar? Çünkü sınıf kontenjanları çok fazla okullarımızın. Dolayısıyla bu bir risk. Ama kurslarda öyle değil. Kurslarda biz normalde 12 kişilik sınıflarımızı 6 kişiye düşürerek seyreltilmiş eğitim öğretim hizmeti sunuyoruz. Bu da çocuklarımıza güvenli bir öğrenme şansı sunuyor. Şu an için velilerimiz tereddütte. Hani okulların açılması, online eğitim ne olacak, açılacak mı, açılmayacak mı diye bekleniyordu. Ama 21 Eylül'den itibaren okulların online eğitime devam etmesiyle birlikte kurslara mutlaka bir talep artışı olacaktır. Çünkü çocuklarımız hem eğitim öğretim anlamında geri kalacak hem de günlük yaşantısında teknolojiye bağımlı. Yani tablete, bilgisayara ve cep telefonuna da çok fazla zaman geçirmeye başlayacak. Bu da sosyal yaşantıyı olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla her iki anlamda da hem sosyal olarak hem eğitim öğretim anlamında kurslara bir talep artışı söz konusu olacaktır. Öncelikle okul müfredatı dışında kalan zamanlarında mümkün olduğu kadar öğrencilerimizi biraz teknolojiden, yani tablet ve cep telefonundan uzak tutmamız gerekecek. Çünkü zaten bağımlı bir kitlemiz var. Dolayısıyla online derslerle bu iş resmi bir boyut kazanmış oluyor. Yani öğrenci işte veli sınırlama getirirken şu an işte dersim var deyip o sınırlamayı kaldırabiliyor. Dolayısıyla program dışında mümkün olduğu kadar çocuklarımızla zaman geçirmemiz gerekiyor veya bizim gibi çeşitli kurslara öğrencilerimizi kontrollü bir şekilde göndermelerini öneriyoruz.